Merhabalar sevgili seyirciler. Disintiler programının bu bölümünde Denizli'nin Bozkurt ilçesine doğru ilerliyoruz. Bozkurt ilçesi Denizli'nin doğusunda yer alan ve Denizli'ye 52 kilometre uzaklıkta bulunan bir ilçedir. Doğusunda Denizli'ne bağlı Çardak ilçesi, batısında Denizli iline bağlı Honaz ilçesi, güneyinde Denizli iline bağlı Acıpayam ilçesi, kuzeyinde Denizli iline bağlı Baklan ve Çal ilçeleri, kuzeydoğusunda ise Afyonkarahisar iline bağlı Daskere ilçesi yer almaktadır. Bozkurt ilçesinin yüzölçümü 400 kilometre kare kadardır. Rakımı ise 867 metredir. Bozkurt ilçesine karayolu, demiryolu ve hava yoluyla ulaşmak mümkündür. Bozkurt'a geldik. Burası Cumhuriyet'ten önceki ismi Mahmut Bey. İmiş ama daha sonra Bozkurt'un bölgeye kendine geçişi esasında bu bölgede yerleşenler siz Bozkurtlarsınız. Asıl Bozkurtlar sizlersiniz. Onun için yaşadığınız yerin ismi Bozkurt olsun demiş böyle. Yemekler çok güzel. Çok farklı insanlar yaşıyor burada. Dolayısıyla böyle spesifik özel bir yer Denizli için. Tersi hale olan yukarıda bir yer var şu tarafta. Hayret bir yer. Var mı Bozkurt'la ilgili sizin bakmanız? Ben de bu tersaneyi araştırmıştım. Hı-hı. Onun mitolojikte bir hikayesi var. İnsanın çağına gerildiği zaman yani küçük de darılıp ters dönmüş gibi bir hikayesi var. Ne kadar doğru. Bozkurt bizim için önemli. Sen başkanın önemli projeleri var Bozkurt'la ilgili. Onlara da yer vereceğiz. İlçede sporla da çok başarılı. Evet, spor. Bozkurt Spor Lisesi, bölgenin tek spor lisesi. Güzel başarıları var. Kişisi ben de merak ediyorum. Sen başkan da sağ olsun bizi kırmadı, kabul etti. Daha sonra Dirsen Başkanım'la birlikte, önce Dirsen Başkanım'la olmayacağız. Röportajımızı yapacağız. Sonra da güzel karar verir içine sarıp kalkalım istersen. Evet. Ha bu arada bize ev sahipliği yapan Ender tesislerine, Birol Konağı'na da çok teşekkür ederiz. Onun tesisinde çay molası, yemek molası verdi. Koyu bir Trabzonsporlu. Koyu bir Trabzonsporlu kendisi. Bugün de basın toplantısı varmış. Basın toplantısına rağmen bize biraz zaman ayırdı. Çay sohbeti yaptık kendisiyle. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Kalkalım. Evet. Nice kervanlara geçit olmuş yollarında farklı medeniyetler asırlık izlerini taşır. Bozkurt ilçesinin tarihçesine göz atacak olursak, nice kervanlara geçit olmuş yollarında farklı medeniyetlerin asırlık izlerini taşıdığını görüyoruz. Bu coğrafya antik çağlardan bu yana bir geçiş yeri olmuştur sevgili seyirciler. Efes'ten Pimpilia'ya giden antik Roma yolu, Konya, Beyşehir, İğirdir'den Laodike'ye ve Aysuluk'a giden Bizans yolu buradan geçmiştir. Ova ismini Bozkurt'la aynı ovayı paylaşan komşu Çardak ilçesindeki Anadolu Selçukluları tarafından 1. Alaaddin Keykubat döneminde 1230 yılında yapılan Han Abad kervansarayından alır. Dağ sıralarıyla çevrelenen geniş düzlükleriyle yılın her mevsimi farklı renklere bürünür.
Kova'nın topraklarında günü selamlayan güneş, en son komşu coğrafyalardaki dik yamaçlı başı karlı Honaz Dağı'nın ve Efekli Dağları'nın zirvelerinden terk eder. Bozkurt'ta karasal iklim özellikleri ağır basan bir geçiş iklimi hakimdir. Yüz ölçümü yaklaşık 400 kilometre kare olan Bozkurt'un rakımı ise 867 metredir. Önceleri Hamidiye ve Mahmudiye köylerinin kurulduğu Bozkurt ilçesinin isim babası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ün bizzat isim verdiği Bozkurt isminin verilmesinin hikayesini Bozkurt Belediye Başkanı Sayın Birsen Çelik'ten dinleyelim. Bozkurt Belediyesi olarak bizler öncelikle sizlere teşekkür ederiz. Bozkurt'u bir programda tanıtmak tabii ki çok zor. Dilerim ki ileriki programlarda bugün anlatamadığımız pek çok şeyi sizlere anlatıp Bozkurt'un nasıl güzel, nasıl Denizli'nin parlayan yıldızını anlatalım isterim. Bir kere Bozkurt adını Mustafa Kemal Atatürk koymuş. Bu bizim için bir övünç kaynağı. Bozkurt'ta bizim 20 mahallemiz var. 13 köyümüz, 20 mahallemiz var. Bu mahallelerin pek çoğu muhacir köyü. Bulgaristan Deli Orman bölgesinden gelmişler. Mustafa Kemal Atatürk buradan geçerken treni durduruyorlar. Ve soruyor Mustafa Kemal Atatürk, siz nereden geldiniz? İşte biz Mahmudiye köyündeniz, Bulgaristan'dan geldik. Siz Hamidiye köyündeniz, Bulgaristan'dan geldik. O zaman da Mustafa Kemal diyor ki, o yüce deha, siz aslında diyor, gerçek Bozkurtlarsınız. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara göç edip, sonradan Balkanlardan tekrar buralara gelen gerçek Bozkurtlarsınız. O nedenle adınız Mahmudiye ya da Hamidiye, bunlar köy olarak kalsın ama sizin adınız Bozkurt olsun diyor. Bunu biz çok severek anlatırız. Deli Orman bölgesinden gelmiş insanların yerleştiği çok temiz, çok nezih, yaşanılabilir Denizli'nin parlayan yıldızıyız diyebilirim. Turizmle ilgili daha önce zaten belediye olarak biz GEKA'da bir proje yapmıştık. Bozkurt turizmde geleceğini arıyor tarzında bir çalışma yapmıştık. Biz göller bölgesinin uzantısıyız. Pek çok krater gölümüz var. Kara gölümüz, Sülüklü gölümüz, İnceler gölümüz. Ve buralarda göçmen kuşların konakladığı yerler var. Pek çok kuş gözlemcisi gelir buralarda günler süren bu kuşları izlemek için buralarda olurlar. Kısık kanyonumuz var.
ve yöresel tatlarımız çok güzel turizmle ilgili. Geçen sene yöresel tatlarla ilgili belediye olarak bir yarışmada Türkiye ikincisi olduk. Çünkü yöresel tatlarımız gerçekten çok güzel. Hala daha yapılmakta. Armut turşularından damat bohçalarına, cızlamalardan, dolamalardan, muhacir somunlarına varıncaya kadar çok güzel ağız tatlarımız var. Bu ağız tatlarımızla ilgili de patent çalışmalarına başladık. Çünkü bir başka yörede yok. Daha önce Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan bir ters lale şenliğimiz vardı. Hayrettin köyümüzde. Gerçekten bizim için tuğşaye dediğimiz ters lale şenliği de önemli. Türkiye'nin çok az bölgesinde yetiştirilen ters lalenin Bozkurt'ta yetiştiğini biliyor muydunuz sevgili seyirciler? Yörede tuşaya olarak biliniyor bu bitki. Sizlerin ters lale ismini verdiğiniz bu güzel bitki Bozkurt'un Hayrettin mahallesinde yetişiyor. Bir çiçek sapı üzerinde yan yana birden fazla sayıda laleye benzeyen çiçekler ters şekilde bulunuyor. Zambakiller familyasına ait bu çiçek Bozkurt'un Hayrettin mahallesi yöresinde ancak 1000 metreden daha yukarıdaki yüksekliklerde yetişiyor. Rakımı daha düşük yerlerde yetişse de çiçek açmadığı ve daha küçük boylu olduğu gözlemlenmiş. Hayrettin Mahallesi'nde 1878 yılında mahallenin kuruluşu sırasında Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinden gelen göçmenler bu çiçeğin tohumlarını getirmişler. Ve o zamandan beri mahallede her evin bahçesinde yetiştiriliyor. Mahallede yetişen ters lale yüksek ve serin yerleri seviyor. Ve boyu 50-60 santimetreyi bulabiliyor. Her dalında dört lalenin ters büyüdüğü doğa harikası bir çiçek. Erken ilkbaharda açıp 1,5 ay boyunca güzelliğini sunuyor. Ve bir yıl sonra yeniden açmak üzere çiçekleri dökülüyor. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi sırasında boynunu büktüğüne inanılan ters lale, Hristiyanlar tarafından kutsal sayılmaktadır. Boynunu büküp nektarların döktüğü için ağlayan lale olarak da adlandırılan ters lale bitkisinin hüzün sembolü olarak mezarlıklara dikildiğini de görmekteyiz. Dinsel ve kültürel öneme sahip bu bitkinin yetişme alanlarının sınırlı olması ekonomik değerini daha da artırıyor. Bilinçli üretilip ekonomiye kazandırılmasının bölgeye ciddi ekonomik katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu güzel laleleri gördükten sonra Bozkurt'un diğer güzelliklerini gözlemlemek üzere yeniden Bozkurt'a dönüyoruz sevgili seyirciler. Bizim zaten İpek Yolu üzerindeyiz. İpek Yolu üzerinde olduğumuz için adımız neden Hambat? Hanların olduğu için Hambat. Pek çok kümbetlerin olduğu için Hambat. Pek çok mezar taşlarının özelliği olduğu için Hambat. Bunların su yüzüne çıkması, bunların vatandaş tarafından fark edilmesi ve fark edildikten sonra da tanınırlığımızın, bilinirliğimizin artmasıyla ilgili belediye olarak pek çok çalışma yapıyoruz.
Karagöl'de bizim kamp alanımız var. Biz Türkiye'de izcilik yapan ve bu işi profesyonelce ve çok güzel yapan 3 belediyeden biriyiz. Ki diğerleri çok büyük belediyeler. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi ve İzmir Büyükşehir gibi. Biz hani derler ya etiniz ne, budunuz ne? Çok profesyonelce yaklaşık 128 izcimiz var. İzcilik Federasyonu'na bağlıyız ve Karagöl bölgemizde her sene uluslararası bir izcilik kampı açıyoruz. Bizim izcilerimiz de farklı yerlere tabii ki kampa gidiyorlar. Hem ulusal çapta hem uluslararası çapta. O nedenle Karagöl bizim için gerçekten bu bakımdan da çok önemli. Çünkü federasyonca onaylanmış bir kamp alanımız var şu anda. Sanat açısından değerlendirsek dediğim gibi bir mozaiğiz aslında. Ankara-İstanbul karayolunda bir geçiş bölgesindeyiz. Hem Ege bölgesinin sonu, İç Anadolu bölgesinin de başlangıcıyız. Sadece muhacir kültürü değil, Türkmen kültürüyle de harmanlanmışız. Onun için bir mozaiğiz diyorum. Bizde kültür ve sanat gerçekten önemli. Neden önemli? Geleneklerimizi, göreneklerimizi unutmamış bir toplumuz. Bizim hala kız istemelerimiz, bizim hala düğün adetlerimiz, bizim hala asker uğurlamalarımız çok görkemli ve eski adetlerimize göre yapılır. Bunu kaybetmemekle de ilgili gerçekten çok çaba sarf ediyoruz. Çünkü Hambat Ovası gerçekten Denizli'nin güzel bir mozaiği. Bununla ilgili belediye olarak da hem Türkmen geleneğini hem muhacir geleneğinin kültür ve sanat etkinliğini harmanlayan işleri çok önemsiyoruz. Sanayi ve ekonomi, biz iki organize sanayinin ortasındayız. Hem Denizli organize sanayine hem Çardak organize sanayine bir kuş uçumu mesafedeyiz. O nedenle gerçekten yoğun bir şekilde istihdam bu iki organize sanayiye oluyor. Nay na na na, nay na na na.
in my high heel shoes and fancy pads. I ran down the stairs, hailed me a cab, going nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh, na nay na na na, nay na na na, na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going nay na na na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na, nay na na na. Evet, Bozkurt ziyaretimizde Karadenizler Derneği Başkanı Birol Konak'la birlikteyiz. Başkanım, Bozkurt'la ilgili neler söylersiniz Bozkurt'taki bir işletmeci olarak? Şimdi şöyle diyeyim, biz tabii 25 yıl önce bu topraklara geldiğimizde Bozkurt sınırları içerisinde bir tesis aldık. Tabii hayatımızın %70'i gurbette geçti. Tabii her gurbete geldiğinizde nasıl insanlarla karşılaşacağınızı düşünürsünüz, neyle karşılaşacağınızı, sizleri nasıl sahipleneceklerini bir düşünür, aklınızdan geçirirsiniz. Tabii biz Bozkurt'ta geldiğimizde bazı kuşkularımız, endişelerimiz vardı. Kabullenme, bizi bağırlarına basma, ama biz Bozkurt'ta çok sıcak bir ilgi gördük. Yani insanların sıcakkanlı, emek ortaya koyan, ekmek verene karşı çok büyük saygıları ve sahiplenmeleri var. Biz tabii bunu görünce, biz de Bozkurt'taki insanlara bunun karşılığında neler yapabiliriz diye düşüncemiz oldu. Ondan sonra da onlarla beraber kaynaşarak, birlikte hareket ederek çoğu işleri yaptık. Türkiye'nin 6 bölgesinde bu işi yapıyoruz. 8 kardeşiz. 1924'ten beri aralıksız bu sektörün içindeyiz. Sakarya'da, Bolu'da, Hendek'te, Susurluk'ta, Çanakkale yolunda bu işletmelerimiz devam ediyor. Şu an yeni yatırımlarımız da var bu sektörle ilgili. Dede mesleği, inşallah 2024'te 100. yılımızı kutlayacağız. Allah ömür verirse. Yatırımlarımızı artarak devam ettiriyoruz ülkemizde. Ama tabii Bozkurtlu'da Denizli'yi unutmuyoruz. Sektör olarak da biz genelde kaynaklarımız, cirolarımız, kazandığımız paralar şehre veya şehrin içinden geçen, dışarıdan gelen insanlardan oluyor. Yani bir nevi bir fabrika görevi görüyoruz. Dışarıdan parayı Denizli'mize, Bozkurtlu'muza aktarıyoruz. Bu anlamda da ciddi katkı verdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bizim müşterimiz, yani Denizli'nin içinden bir sermaye kazanmıyoruz. Tamamen Denizli'nin dışından ve bununla da gurur duyuyoruz. Bizim Afyon bölgesinde de bir yerimiz var. Oranın bütün alımlarını da, oranın bütün ihtiyaçlarını da Denizli'den karşılıyoruz. Bu da insanların bizi sevmesi, kabullenmesinden dolayı. Bozkurt dedim geldik, Trabzon'dan gelen bir birey olarak bizi siyaseten de bir yere koydular. Onlara bir 5 yıl hizmet etme onuru şerefine sahip olduk. Güzel işler yaptık Bozkurt'ta. Sadece o dönemde değil, yine iş adamı olarak eğitime, spora katkı koymaya çalıştık. Halen bu topraklarda bir şeyler yapmak isteyen insanlara her zaman kapımız açık, destek vermeye, katkı koymaya devam ediyoruz. Seviyoruz memleketi. Yeniden doğursak nerede yaşarsınız derse, evet, Trabzonlu olmaktan gurur duyarım. Kimliğimde onun yazmasını isterim, ama nerede yaşamak istersiniz derse de Denizli'de yaşamak isterim. Bizim insan sayımızdan daha fazla hayvan sayımız var. Demek ki Bozkurt olarak bizim gelişim göstermemiz gereken bir hayvancılık sektörümüz var. Bununla ilgili pek çok çalışmamızı yaptık. Büyük bir alanda et entegre ve süt entegre tesisleri kurmak, kesimhane yapmak ve yıllardır vatandaşımızın beklentisi olan hayvan pazarını açmakla ilgili çalışmalarımızın sonuna gelmek üzereyiz. Bir de bir projemiz vardı. Tarım ve Hayvancılık Akademisi açmak. Bu proje nedir derseniz, bu proje gerçekten iyi tarım uygulamalarını ve iyi hayvancılık uygulamalarını öğretmek.
verimi artırmak ve en büyük kanayan yaramızdan biri olan ata tohumlarının fidelerini yetiştirip bunu vatandaşımıza ücretsiz olarak sağlamak. Denizli Veteriner Hekimleri Odası'yla bir ortak protokol imzaladık. Bu ortak protokol çerçevesinde, çünkü tarımla ilgili belediye olarak pek çok şey yapmıştık. Ne yapmıştık? Zaten ceviz bahçelerimiz vardı. Kapama meyve ağaçlarımız, meyve bahçelerimizi oluşturmuştuk. Belediye olarak nohut ekmiştik, belediye olarak susam ekmiştik. Bunların hasadını ücretsiz olarak vatandaşa dağıtmıştık zaten. Ama hayvancılıkta sanki bir tık gerideydik. Bu geride olmayı da içimize sindiremediğimiz için ve vatandaşın, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın yardımına bir nebze olsun koşabilmek için çalışmalara başladık. Hemen önce Belediyeler Birliği'ne başvurduk. Dedik ki, Türkiye'de hayvancılıkla ilgili yapılmış belediye projelerini öğrenmek istiyoruz. Böyle bir belediye meclis kararları var mı? İnanın içimi çok acıttı. Sadece bir belediye yapmış, Muratpaşa Belediyesi. Veterinerler Hekimleri Odası Başkanımıza buradan sonsuz şükranlarımı sunuyorum. O geldi. HAYKOP Başkanımız Mehmet Varol geldi. Buradaki üreticinin nasıl bir yangında olduğunu, bu yangına nasıl su serpmemiz gerektiğiyle ilgili çok güzel fikir teatilerinde bulunduk ve şuna karar verdik. Her bir besihanedeki ya da her bir küçük ya da büyük, ayırt etmeksizin küçük ya da büyük hayvan işletmesindeki bir tane düveyi, dananın suni tohumlama bedelini belediye olarak biz karşılayalım. Bunun protokolünü imzaladık. Bunu serbest veteriner hekimlerimiz yapacak ve düve döl tutuncaya kadar uygulamaya devam edecek. En büyük gider olan bu suni döllenme bedelini biz belediye olarak üstleniyoruz. Bütün besihanelerimizde çok yoğun olarak gübre birikiyordu. Toplanan gübreleri vatandaştan bedelsiz olarak alıyoruz. Bu gübre alanına yığıyoruz. Büyük bir alan burası, 300 bin metrekarelik. Burada kurutmaya bırakıyoruz. Vatandaşlarımıza bu gübreleri bedelsiz dağıtmaya başlayacağız. Büyükbaş hayvanı suni dölleme. Küçükbaş hayvanında en azından koyun kırpmasıyla ilgili işlerini bizler çözmeye çalışıyoruz. Bu bizim için önemliydi. Çünkü tarım ve hayvancılık gerçekten girdisi çok olduğu için gerek mazotunda, gerek süt toplamasında en azından belediye olarak merhem sürelim istedik. Bozkurt ilçemiz Hamad Ovası içerisinde yer alan küçük ama verimliliği yüksek bir ilçemiz. Neden verimliliği yüksek? Bu ilçemizde her ne kadar sulama kanalları çok yeterli olmasa da yeraltı sulamasıyla arazilerinin büyük bir kısmı sulanabiliyor. Şimdi orada yetiştirilen ürünlere baktığımızda ciddi anlamda orada sanayi ürünleri de yetiştirilebiliyor. Sulu tarım yapılarak sanayi ürünleri de yetiştirilebiliyor. Ve
kooperatiflerimizin en yoğun olduğu ilçelerden bir tanesi Bozkurt ilçesi ki her yerleşim yerinde bir kooperatifimiz var ve tarımsal amaçlı kooperatiflerimiz üretimin birebir içindeler. Ancak kooperatiflerin dışında da burada ciddi anlamda üretimler yapılıyor. Bu üretimlerde de sanayi ürünlerinin yanı sıra tarımsal ürünler de yetiştiriliyor. Burada yapmamız gereken şeyler var. Örneğin su kullanımı konusunda biz su zengini ülkeler falan değiliz. Biz aslında suyu çok sağlıklı kullanmamız, ürünün ihtiyacı kadar kullanmamız lazım. Bu anlamda sulama şeklinin biraz daha gözden geçirilerek ihtiyaç kadar su kullanmasında fayda var diye düşünüyorum. Ayrıca ürünlerin pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi konusunda da mutlak surette tarımsal ürünlerin işlendiği tarımsal endüstrinin burada mutlaka yerleştirilmesinde fayda var. Bunu yaparken yerel yönetimlere iş düşüyor, bunu yaparken kamuya iş düşüyor, bunu yaparken kooperatiflere iş düşüyor ve bizlere de iş düşüyor. Ve biz diyoruz ki bu tip yatırımlar ve bu tip projeler konusunda biz yerel yönetimlerle ve kamuyla ve kooperatiflerimizle ortak çalışmalar yapabiliriz. Biz bu konuda hazırız ve sizlere katkı koymak için de hazır durumdayız. Bizlerden yararlanın. Bozkurt ilçemizin farklı bir tarafı daha var. En azından orada cevval, çalışkan bir belediye başkanımız var. Sayın Birsen Çelik. Birsen Çelik üretim ve kooperatifler konusunda çok hassas ve ortak projelerde de birlikte oluyoruz Sayın Birsen Başkanım'la. Bu konuda bu projelerin daha da geliştirilmesi, daha da büyütülmesi, daha geniş alanlara yayılması konusunda da hem yerel yönetimimiz, belediyemizle hem de kamuyla işbirliği yapma konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Biz bu konuda hazırız. Birlikte çalışalım. Bozkurt'ta eğitim sevindirici diye düşünüyorum. Bu sene sınavlarda fen lisesine kazanan öğrencilerimiz, üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz oldu. Onlar bizim için övünç kaynağı öncelikle. Biz istiyoruz ki gelecek gençlerim. Gençler nasıl iyi yetişirse bizim de sırtımız yere gelmez Türkiye olarak diye düşünüyorum. Biz belediye olarak ilk dönemimizde Bozkurt'un gerçekten kanayan bir yarası olan Meslek Yüksek Okulu ile ilgili çok büyük girişimlerde bulunmuştuk. Ve Pamukkale Üniversitesi ile yaptığımız ve YÖK ile yaptığımız çalışma sonucunda Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu'nu Bozkurt'a kazandırdık. Binasını belediyemiz olarak yaptık. Pamukkale Üniversitesi'ne devrettik. Bu sene 3. yılımız. Ama kanayan bir yaramız bu çocukların kalacak yerinin sağlayamamak oldu. Bununla ilgili belediye olarak yine çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yaptık. Güzel bir alanın yurt yapılmasıyla ilgili bir vatandaşımız tarafından bize hibe edildi. Belediyemiz yaklaşık 400-500 öğrencilik bir yurt binası yapacak maddi olanaklara sahip değil. O nedenle bu bize hibe edilen arazinin üzerinde yurt yapacak sponsorlar arıyoruz. Bozkurt'ta spor çok önemli. Bölgenin tek spor lisesi bizde. Pırıl pırıl gençlerimiz var. O nedenle bizim de Bozkurt Belediye Spor olarak pek çok
branşımız var. Futbol sadece bunlardan bir tanesi. Biz geçen sene güreş branşında Türkiye ikincisiydik örneğin. Örneğin avcılık, atıcılıkla ilgili biliyorsunuz biz çok ileriyiz. Denizli'de atış poligonu, manuel ve otomatik atış poligonu olan tek ilçeyiz. Ve bizim burada Türkiye çapında dereceleri olan atıcılarımız var. Off-road, doğal bir off-road alanımız var. İki sene üst üste yapabilmiştik. Hem baja yarışmalarına hem off-road yarışmalarını yapmıştık Türkiye çapında. Ve ilk spor alanında kendi adımızı duyurmamız da bu off-road'la olmuştu. O da bir sporun, Atatürkçü bedeni ve doğayı seven, sporu seven gençler yetiştirmek zaten en büyük şiarımız. İnsanlar Bozkurt'a neden gelsinin 5 cevabını verebiliriz. 5 nedenini yap. Şimdi Bozkurt'u konuşmaya başlayınca bunu 5 maddeye sığdırmak çok zordur. İnsanlar Bozkurt'a neden gelsin? Neden gelmesin demek lazım? Çünkü Bozkurt gerçekten havasıyla, suyuyla ama en önemlisi insanıyla yaşanır bir kent. Lojistiğimiz çok güzel, yolun üstündeyiz. İstanbul-Ankara yolu üstündeyiz. Denizli'ye 25 dakikayız. Demir yolu ve hızlandırılmış tren bizim memleketimizden geçiyor. Havalimanına 10 dakika mesafedeyiz. Dediğim gibi karayolu da zaten sadece deniz yolumuz yok ki deniz yolu da Denizli'de hiçbir yerde yok. Havamız iyi, insanımız iyi, yaşanır bir yaşam sunuyoruz insanlara. Göllerimizle, çevremizle, bozulmamış yapımızla, bozulmamış doğamızla, tarihimizle, pek çok insanı çekecek diye düşünüyorum. Biz de
de tabii ki ağız tatları çok önemlidir. Türkmen köylerimizde keşkeğinden tutun, etli nohutundan tutun, pek çok hamur işi varken ama muhacir köylerinde örneğin bir muhacir somunumuz çok özeldir, hiç bayatlamaz. Cızlamalarımız, dolamalarımız vardır. Bizde pek çok yemek kaymakla yapılır. Yaptığınız her tür işi, dolma yapsanız bile üstüne kaymak dökersiniz, bir de onunla bir fırına atarsınız. Her evimizin bahçesinde bir tane özel topraktan yapılmış fırın vardır. O fırında pişer pek çok yemek. Bizi bekliyor, gelsinler tattıralım. Ters lale soğukta yaklaşık rakımı 1000 metrenin üstünde yetişen bir soğanlı bitki. Deli Orman bölgesinden Anadolu'ya göç ederken göçmenler geldikleri bölgeden bir şey getirmek istemişler. Fakat o arada tabii ki oradaki zulümden kaçtıkları için küçük bir şey olmalıymış bu. Ceplerine bahçelerindeki lale soğanlarını koymuşlar. Biliyorsunuz ters lale, tuğşaye dediğimiz mitolojik bir bitkidir. Ve endemik de bir bitkidir. Türkiye'de iki yerde yetişiyor. Soğanlı bir bitki. Özellikle bizim buralarda hemen hemen herkesin bahçesinde bulunur ama Hayrettin'de, Mecidiye'de daha doğal olarak bulunur. O senenin mevsimine göre kar yağdıktan hemen sonra ilk güneş açarken bu Nisan zamanlarında, Mayıs başlarında açan çok güzel bir çiçektir. Ve o sene mutlaka oralarda bu ters lale ile ilgili şenlikler yapılır.